TripTrading'e tekrar hoş geldiniz. Bugün, gün içi ticaret için muazzam bir potansiyele sahip olan harika bir göstergeyi paylaşacağım. Bunu kesinlikle kaçırmak istemezsiniz. Bu eksiksiz kılavuzda, bu olağanüstü gösterge etrafında hazırlanmış güçlü bir ölçeklendirme ticaret stratejisini paylaşacağım. İster profesyonel bir tüccar olun ister yeni başlıyor olun, bu videoda paylaşmak üzere olduğum içgörüler ve teknikler ticaret yolculuğunuz için bir oyun değiştirici olabilir. Öyleyse hiç vakit kaybetmeden ticaret yörünümü grafiğimizi açalım. Bu yüzden ticaret görünümündeyim ve göstergelerimizi ayarlamayı bitirdiğimizde grafiğimiz böyle görünecek. Bu stratejiyi açıklamak için 5 dakikalık bir zaman diliminde bir Bitcoin grafiği kullanacağım. Bu ticaret stratejisi 1 dakika ve 5 dakikalık zaman dilimi için uygundur. Hem varlık hem de işlem yaptığınız broker veya borsa açısından yüksek işlem hacmine ve likiditeye sahip olduğunuz sürece başka herhangi bir varlık veya piyasada kullanabilirsiniz çünkü bu bir ölçeklendirme stratejisidir ve alacağımız kar ve zarar fiyat hareketi açısından çok küçüktür. Bu nedenle herhangi bir gerçek dışı fiyat boşluğu yaşamak istemiyoruz. Gördüğünüz gibi bu strateji ilk bakışta oldukça basit görünüyor, ancak hata yapmayın, çünkü bu belki de piyasadaki en doğru scalping stratejisidir. Öncelikle bu göstergeleri grafikten hızlıca kaldıralım, böylece her küçük adımı en baştan görebilirsiniz. Bu harika göstergeyi grafiğimize eklemek için göstergeler sekmesine tıklayacağız. Ve arama kutusuna Ninja yazacağız, bundan sonra R0420 adlı biri tarafından oluşturulan bu göstergeyi grafiğimize ekleyeceğiz. Gördüğünüz gibi bu göstergeyi grafikte anlamak ve okumak oldukça basit. Her şeyden önce, bu göstergenin rengini değiştirelim, böylece grafiğimizde daha iyi görülebilir. Burada ayarların stil sekmesinde, sıfır rengi için onu kırmızı renge değiştireceğiz. Ve birinci renk için onu yeşil olarak değiştireceğiz. Bunları tercihinize göre ayarlayabilirsiniz, ancak benim ayarlarımı takip ederseniz daha iyi olur, böylece stratejinin kurallarını anlamada sorun yaşamazsınız. Gördüğünüz gibi şimdi daha iyi, bu göstergede iki çizgimiz var, Ninja Osilatör çizgisi olarak da adlandırılan bu çizgiye sahibiz. Ve gördüğünüz gibi kırmızı ve yeşil arasında renk değiştiriyor. Bu çizginin renk değiştirmesi, bu beyaz çizginin üstünden veya altından geçmesine bağlıdır. Bu beyaz çizgi aynı zamanda sinyal çizgisi olarak da adlandırılır ve osilatör çizgisinin varsayılan olarak 24 uzunluk değerine sahip hareketli bir ortalamasıdır. Çok basit bir şekilde açıklamak gerekirse, işte bu göstergenin nasıl çalıştığı. Bu arada, fiyatları kendiniz analiz etmek istemiyorsanız, ücretsiz Telegram grubuma katılabilirsiniz. Burada açtığım alım ve satım pozisyonlarını günlük olarak paylaşıyorum. Bağlantı bu videonun altındaki açıklamada yer alıyor. Osilatör bu sinyal çizgisinin üzerine çıktığında, bu bir alım sinyalidir ve çizgi de yeşil olur. Osilatör sinyal çizgisinin altından geçtiğinde ise bu bir satış sinyalidir. Ve çizgi de kırmızı renkte olur. Ancak diğer tüm osilatörler gibi yanlış sinyaller alabiliriz ve bunları filtrelememiz gerekir. Bunun için öncelikle bu göstergenin ayarlarını değiştireceğiz. Bu göstergenin ayarlarını açalım. Ve burada giriş bölümünde, sinyal uzunluğunu 55 olarak ayarlayacağız. Bu değeri 55 olarak değiştirerek, daha yumuşak bir sinyal hattına sahip olacağız ve bu nedenle yanlış sinyallerin sayısı azalacak. Ancak bu yeterli olmayacaktır. Bu nedenle, kötü sinyalleri filtrelemek için başka bir gösterge eklememiz gerekiyor. Bu amaçla tekrar göstergeler üzerine tıklayacağız. Ve arama kutusuna G-Channel Trend Detection yazın ve Jagged Soft adlı biri tarafından oluşturulan bu göstergeyi ekleyin. Yani bu gösterge ticaret tablosunda böyle görünüyor. Bu, trend tanımlama için en doğru göstergelerden biridir. Gördüğünüz gibi, trend tersine dönmek üzereyken inanılmaz doğru sinyaller veriyor. Geri çekilmeler sırasında çok esnek ve çok tutarlıdır. Stratejimiz için ayarlarını değiştirmemiz gerekecek. Öyleyse ayarlarını açalım ve girişler sekmesinde uzunluğu 90 olarak ayarlayacağız. Bundan sonra stil sekmesini açacağız. Ve burada, arka plan rengi için opaklığı artıracağım. Böylece grafik üzerinde daha net olacaklar. Yine bu sizin kişisel seçiminiz, beğeninize göre ayarlayabilirsiniz. Bir şey daha, bu göstergenin alış-satış sinyallerine ihtiyacımız olmayacak, bu yüzden burada giriş bölümünde bu seçeneğin işaretini kaldırın. Bu göstergenin alış ve satış sinyallerini kullanmamak ve bu göstergeyi yalnızca bu stratejide trend belirleme için kullanmak daha iyi bir seçenektir. Şimdi her şey ayarlandığına göre, bu stratejiyi kullanarak bir alış ve satış ticaretine girmek için tüm kuralları gözden geçirelim.
Bitcoin ve diğer kripto para birimlerini hangi borsada alıp sattığımı merak ediyorsanız, bu videonun altındaki bağlantıya basabilir ve Bybit'e göz atabilirsiniz. Bu platformda, banka hesabınızdan kolayca para yatırabilir ve 150'den fazla kripto para biriminde işlem yapabilirsiniz. Daha da hızlı kar elde etmek için işlem yaparken 100 kata kadar kaldıraç kullanabilirsiniz. Ek olarak, aynı anda birden fazla kripto para birimine göz kulak olmak için 4 fiyat düzeni kullanabilirsiniz. Siz de bu borsada işlem yapmak istiyorsanız, bu videonun altındaki bağlantı aracılığıyla Bybit'i ziyaret edin çünkü bağlantı aracılığıyla 30,033 dolar a kadar para yatırma bonusu alacaksınız. Dolayısıyla, bir alım-satım işleminin geçerli olması için iki basit koşulun yerine getirilmesini beklememiz gerekir. Öncelikle Ninja göstergesinin sinyal hattının rengini tıpkı burada olduğu gibi kırmızıdan yeşile çevirmesini istiyoruz. Bundan sonra, bu satın alma sinyalinin onaylanması için, G kanalı trend algılama göstergesinin de tıpkı burada olduğu gibi yeşil renkte olmasını istiyoruz. Dolayısıyla, bu koşulların her ikisi de yerine getirilirse, bir satın alma pozisyonu açabiliriz. Öyleyse burada bir alım ticareti açalım. Bu strateji için, bir alım-satım işlemi için zararı durdurma oranımızı son dalgalanmanın en düşük seviyesine ayarlayacağız. Ve kar alma hedefimizi 1:5'lik bir risk, ödül oranı olarak belirleyeceğiz. Şimdi piyasanın kar alma hedefimize ulaşıp ulaşmayacağını görelim. Şimdi başka bir alım-satım örneği bulabilir miyiz görelim. Burada Ninja gösterge çizgisinin kırmızıdan yeşile değiştiğini ve bize bir satın alma sinyali verdiğini görebiliriz. Bu satın alma sinyali yalnızca G kanalı trend göstergesi yeşil renkte ise onaylanır. Burada görebileceğimiz gibi, bu gösterge yeşil renktedir ve bu da bu satın alma sinyalini onaylar. Ve burada bir satın alma pozisyonu açabiliriz. Stop loss'ımızı son dalgalanmanın en düşük seviyesinde ayarlayacağız. Ve risk, ödül oranı 1,5 olarak ayarlanacaktır. Ayrıca bu kuralları kullanarak birden fazla pozisyon açacağım ve sonuçları videonun sonunda sizlerle paylaşacağım. Bundan önce, bu stratejiyi kullanarak bir satış ticareti açmak için kural ve koşulları gözden geçirelim. Fiyatları kendiniz analiz etmek istemiyorsanız, ücretsiz alım ve satım sinyalleri almak için Telegram grubuma katılabilirsiniz. Bağlantı bu videonun altındaki açıklamada yer almaktadır. Dolayısıyla, bir satış ticaretinin geçerli olması için kurallar, alım ticaretinin tam tersidir. Bu yüzden öncelikle bu çizginin tıpkı burada olduğu gibi yeşilden kırmızıya dönmesini bekleyeceğiz. Bundan sonra bu sinyali G kanalı trend göstergesi yardımıyla teyit edeceğiz. Ve bir satış sinyalinin onaylanması için kırmızı renkte olması gerekir. Yani koşullar yerine getirildiği için burada bir satış ticareti açabiliriz. Bir satış pozisyonu açtıktan sonra, stop loss'ımızı son dönemdeki en yüksek seviyeye ayarlayacağız. Ve risk, ödül oranı 1,5 olarak belirlenecektir. Tüm stratejiyi ayrıntılı olarak anlamanız için bir satış ticareti örneğinden daha geçelim. Yani burada Ninja gösterge çizgisinin rengini yeşilden kırmızıya değiştirdiğini görebiliriz, bu bir satış sinyalidir. Ve bu satış sinyali burada onaylandı, çünkü bu göstergenin kırmızı renkte olduğunu görebiliyoruz, bu da piyasanın düşüş eğiliminde olduğu ve bir satış ticareti açabileceğimiz anlamına geliyor. Öyleyse, açıklanan para yönetimi kurallarını izleyerek burada bir satış pozisyonu açalım. Umarım bu stratejiyi kullanarak bir alış ve satış ticaretine girme kurallarını anlamışsınızdır. Şimdi bu stratejinin bize ne gibi sonuçlar verdiğini görelim. Bu stratejiyi kullanarak yaklaşık 10 gün içinde toplam 4 alış ve satış pozisyonu açtım. 8 pozisyon karlıydı ve 2 pozisyon zararla kapandı. Genel olarak bu stratejide inanılmaz bir potansiyel görüyorum. Lütfen düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın. Bu video için bu olacak. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.